İyi akşamlar. Sana da. Salih. Bu araba sana biraz küçük değil mi? Nereye gidiyoruz? Bilmem. Rahat çalışabileceğimiz bir yer olsun yeter. Adliye. Adliye olmaz. Ben de öyle düşünmüştüm ama gece Turgut abi nöbetçiymiş. Şimdi gündüz hiçbir şey bulamadık deyip akşam orada çalışmak pek akıllıca olmaz. Kesinlikle. Nereye gideceğiz peki? Nereden geldi aklına burası? Burası? Hı hı. Aklımdan hiç çıkmadı ki. Ben buradan adliyeye kadar yürüdüm Hakime Hanım. Ama bu sefer araba bende. Bence önce bu dosyadan başlayalım. O zaman kaybolur. Bu dosyada tamamen eski davalar var. Okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Biz bunları arşivde de bulabilirdik. Süleyman Bey niye saklamış acaba bu dosyayı? Bilmiyorum. Ama kesin bu dosyanın içinde görmemi istediği bir şeyler var. Hmm. Bir dakika. Sen ne ara okudun bu dosyayı? Uyku tutmamıştı. Hı. Sen de uyuyordun. Ben de sıkıldım, boş boş oturmayayım dedim, okudum. Aşk olsun Feride. Sen bir nevi benim hocam sayılırsın. Çalışkanlığımı takdir etmen gerekirken kızıyor musun şimdi bana? Üşüyor musun sen? Biraz. Oo. Eyvah. Fena bastıracak. Nereden çıktı şimdi bu ya? Buraya geçelim mi? Olur. İçeri geçin lütfen. Bence geçelim, yapacak bir şey yok. Rahat eder misin burada? Ederim ederim. Emin misin? Sen de beni iyice prenses sandın. Tamam tamam, öyle deyince ayakkabılar çıkıyor burada konuk. Kızma Feride. Adadaki performansına inanamadım. İnanılır gibi değil. Tamam yeter artık. Bayağı da hızlı koşuyorsun. Allah. Kardeş tazelesene. Abi yine mi çay? Evet, yalnız biri demli olsun. Siz karıştırdınız herhalde, burası kahve değil. Biri demli olsun dedim kardeşim, duymadın galiba. Tamam abi, hemen derhal. Affedersin. Nerede kalmıştık? Ben burada bazı notlar buldum. Şiş Kazım diye birinden söz ediyor. Bu adam birini fedaisiymiş. 3 kere gözaltına alınmış. Ama sonra dosyası ortadan birden kaybolmuş. Suçüstü yakalanmasına rağmen hiçbir zaman tutuklanmamış. Burada ne yazıyor? Bilmiyorum ki, rahmetli Solak da okuyamıyorum seni. Adliye mensuplarından kimler sıkıldı? Adliyede sıkıldık birileri mi varmış? Kaçakçıların nasıl böyle cerit attı şimdi anlaşılıyor. O
yüzden o anahtarı bana bıraktı. Bu yüzden gizli kalmasını istedi. Belki ölüm nedeni bile bunlar. Kabadayılar, kaçakçılar, hatta bu alemi satın aldığı devlet erkanı. Doğru söylüyorsun, olabilir. İçimdeki sesin doğru olduğunu biliyordum. Nazif Kara bunlardan biri değil. Sıradan bir esnaf sadece. Bu dosyaların hiçbiri Nazif Kara suçsuzdur demiyor Salih. Ama suçludur da demiyor. Bu alemin bütün patronları hepsi burada. Bir kere Nazif Kara ismini gördün mü? Neyse, daha çok fazla dosya var. Çalışalım istedim. Efendim? Diyorum ki çalışmamız gereken çok fazla dosya var. Yolumdan giremezsin. Seviyorsan dinle. Oturup dinle. Bırakamam seni ben. Yolumdan giremezsin. Çalışıyoruz be kardeşim. Seviyorsan dinle. Nasıl olacak peki? Gidiyor. Abi de abi. Yok ablacığım, sağ ol. Şu güzel kız için bir tane. Hadi bak ne güzel. Maşallah. Çok yakışıyorsunuz. Allah birbirinizden ayırmasın. Biz arkadaşız be ablacığım. Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Sağ ol. Bu şiş kağızımın her yerde notu var, fark ettin mi? Sağ olasın. Kazım Davut. Rahmetli başsavcı da görüşmüş bunda. Acaba bu adam ne biliyor? Adliye ile kaçakçılar arasındaki bağlantıyı bu adam sayesinde çözmüş olabilir mi acaba? Şunu bulup bir konuşsak ya. Hakim Hanım, olayın basit olmadığını anladım. Gerçek katili bulacağız anne. Babamı özgür bırakacaklar. Bu kara günler geçip gidecek. Ah Mahir'im, doğru mu bu dediklerin? Mahkemeye 15 gün kaldı diye gözüme uyku girmiyor. Sabah olmasın, günler geçmesin diye dua ediyorum. Aynen. Ya babana? Tövbe estağfurullah, tövbe. Düşünmek bile istemiyorum. Sen gönlünü ferah tut anacığım. Merak etme. Babam da inadından vazgeçecek. Peki nasıl olacak bu oğlum? Torununu bile görüşe almadı. Seninle tek kelam etmiyor. Nasıl olacak? Nazif. Halil. Seninle oynamaya geldim, bak sana getirdim. Hadi gel. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Mahir'im, özlemişim vallahi. Hayırdır, bir şey mi lazımdı? Yok, Halil'i getirdim. Bizim hanımın kardeşinin nişan alışverişi var da. Sıkıntı olmaz değil mi yenge? Olur mu Yalçın, kardeş sayılır onlar. Nazif çok dışarı çıkmak istemiyor zaten. Dedesinden konuşuluyor ya hep. Halil iyi gelir şimdi ona. Ha Mahir'im. Nazif babaya bir şeyler hazırladık. Görüş gününe giderken haber edersin değil mi? Neyse, kalın sağlıcakla. Ben dükkan açayım. İyi bekle var. Bekle, beraber gidelim. Tamam, inşallah bekliyorum. Hayırlı işler. Bir şey lazım mı ilk durum? Yok. Kolay gelsin. Eyvallah abi.
bir sözün olduğunu hatırladın demek sonunda. Konuşalım mı Ayten? Bir kadınla el ele adalardan dönüyorsun. Ondan sonra da oturup susup benim sana inanmamı bekliyorsun. Öyle mi Mahir? Aynen öyle Ayten. Sen beni bu mahallede en çok tanıyansın. Biz seninle aynı bahçede büyüdük. Aynı sofrada yemek yedik Ayten. Ne zaman doğru yoldan çıktığımı gördün? Baban tutuklandığından beri Mahir. O günden beri doğrun yok bana. Ağzından çıkan her şey yalan. Ayten, bak gene söylüyorum. Yaptığım her şeyin bir nedeni, bir açıklaması var. Hepsi babam için. Mahir, sen beni çocuk mu zannediyorsun? Baban için mi bakıyordun ona öyle? Baban için mi tutuyordun kadının elini? Söylesene. Evet, cevap bekliyorum. Gece ne yaptınız Mahir? Koyuna mı aldın kadını? Ayten, her şey bitsin anlatacağım diyorum. Sabret diyorum, inan diyorum. Beni zıvanadan çıkarma şimdi, kalbini kıracağım. Sen benim kalbimi zaten ezip geçiyorsun Mahir. Başka kadınlarla gezip tozup beni zaten öldürüyorsun. Hasbinallah. Anlamıyor musun ya? Yok öyle bir şey, yok. Olsaydı söylerdim. Babam için bir şey araştırmaya gitmiştik. Onu babam için yaptım, bunu babam için yaptım. Benim için ne yaptın Mahir? Benim için... Ayten yeter. Bu konuşma bitmiştir. Yoksa istemediğimiz raddeleri gelecek. Seninle sonra her şeyi konuşacağız. Bana güvenmezsen biz zaten seninle aynı yolda yürüyemeyiz. Mahir! 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 On beş numara. Hı hı. Sütlüce. Tamam memur bey, çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Günaydın Feride Hanım, hayırdır? Günaydın. Kazım Davut'un adresini buldum. Şiş Kazım'ın yani. Sütlüce'de güreş salonu varmış. Öyle mi? Hı hı. Ne yapacağız peki? Polis göndereceğim. İfadesini alacaklar. Neden biz gidip konuşmuyoruz? Ha, kurallara aykırı. Salih Bey, siz beni de kendiniz gibi avukat sanıyorsunuz galiba. Ben bir hakimim. Lakin ceza mahkemesinde bir hakimin de kovuşturma yapabileceği yazar. Günaydın hakim hanım. Günaydın savcı bey. Ne zaman gelsen bu odadasınız Salih Bey. Staj iyi gidiyor galiba. Ben de gidiyordum zaten. İzninizle Feride Hanım. Görüşmek üzere. Düşündüm de Feride. Şöyle baş başa kahve içmeyeli çok uzun zaman oldu. Söyleyeyim o zaman sana Turgut abi. Ben içtim çünkü. Sadeydi değil mi? O da olur. Kardeş hayırlı işler. Teşekkürler. Davut Güreş Salonu burası mı? Soldaki gri bina. Eyvallah. Feride, ne işin var burada? Asıl senin ne işin var? Ben buraya gelemeyecek demedim mi sana? Bir de Bahar'a yalan söyletiyorsun, anlamayacağımı sandın? Feride, müsaade et bir anlatayım. Salih, arkamı döndüğümde beni eziyor olman hiç hoşuma gitmiyor. Asla öyle düşünmüyorum. Ama sen de beni anla lütfen. Elimizde bir adam var. Onu konuşturmadan rahat edemem ben. Salih, biliyorum öğrenmek istiyorsun. Biliyorum iyi bir avukat olmak istiyorsun ama bunu yapma. Yapma bunu, şu davayı şahsileştirme. Süleyman abi benim yakınım, ben bile böyle davranmıyorum ya. Neticede herhangi bir dosya bu. Eğer işimize duygularımızı karıştırırsak hata yaparız. Anlaştık mı? Benim için herhangi bir dosya değil bu.
sonunda ölüm var. Devlet eliyle bir cinayete ortak olmak istemiyorum ben. Sen de öyle hissediyorsun ki buradasın. Rica ediyorum durdurma beni. Gideyim şu herif ne biliyorsa öğreneyim. Anlaştık mı? Asla izin vermiyorum. İster burada bekle, ister evde. Ben konuşur haber veririm sana. Allah Allah ya. Beni delirtme Salih. Anladın mı? Delirtme beni. Biraz önce beraber konuşacağız demedim mi? Feride, burası sana göre değil. Niye bana göre değil? Kadın olduğum için mi? Zaten benim bu mesleğe başladığımdan beri iki zafiyetim var. Biri kadın olmam, diğeri de bakan olan babam. Ya sen bari beni şaşırt. Sen diğerleri gibi davranma Salih. Hasbinallah ya, ben onu mu diyorum? Ne diyorsun? Sen akıllı bir kadınsın, kendini bilen bir kadınsın. Benim senden yana bir kaygım yok. Neymiş o zaman? Ya içeride bir sürü herif var şimdi. İt kopuk vardı, ne bileyim, bir tanesi bir terbiyesizlik yapar. Ben dinden imandan çıkarım, elim kaşıdır. Anlatabiliyor muyum? Feride. Sakın bir daha bana inatçı deme. Çünkü senden daha inadını görmedim. Soralım bakalım Kazım Davut burada mıymış? Ben sorarım. Tövbe estağfurullah, tövbe. Şurada bir fanama soralım. Kolay gelsin kardeşim. Sağ ol. Kazım Davut'la görüşecektik. Neden? Adliyeden geliyoruz. Kendisini açıklarız. Feride Şadoğlu ben. Ağır ceza reisi. Buyurun buyurun hakim hanım. Anlamadık biz. Kusura kalmayın. Eyvallah, sağ olasın. Afiyet olsun. Sizi buraya hangi rüzgar attı hakim hanım? Ben adaletsiz iş yapmam. Afalladım sizi görünce. O yüzden mi defalarca gözaltına alındınız? Delikanlı adam, karakol sever. Namına boşuna şiş dememişlerdir senin. Vardır bir avukatın. Kıvırma, hakim hanıma cevap ver. Nasıl oldu da sen o mahkemelere çıkmadın? Ha? Kim dosyalarını sümen altı etti? Seni kim koruyor? Sanırım sen beni başka biriyle karıştırdın kardeş. Bak arkadaşım. Hakim hanım buraya kadar gelmiş. Bize yardımcı ol. Alnın da ak olsun, vicdanın da. Kazım Bey. Biz bir kovuşturma yapıyoruz. Oradaki bazı belgelerde sizin isminize rastladık. Şimdi ben adliyeye gidince sizin için bir suç duyurusunda bulunacağım. Tabii ondan sonra soruşturma açılacak. Ama yine de siz ben bildiklerimi anlatmam, konuşmam derseniz duruşmada görüşürüz. Evet. Anlatmaya başlayacak mısın? Vallahi kardeş, şimdi bu dediklerinizi tam olarak çıkaramadım ben. Benim hafsala tarım var biraz da. Siz şimdi mesainize gidin. Ben de jeton düşerse gelir bir çayınızı içerim. Ben senin o jetonu düşürmeyebilirim de. Sen hakim hanıma dua et. Biz diyeceğimizi dedik. Hadi Salih. Teşekkürler Kazım Bey.
hala bakıyor. Salih. Ne yapacağız şimdi? Böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidecek miyiz? Tabii ki hayır. Polis göndereceğim. İfadesini aldıracağım Salih. Ondan sonra da soruşturma başlatacağım. Başlıyoruz yani. Neye başlıyoruz? Gerçekleri öğrenmeye. Başsavcı neden öldürüldü? Kimin kuyruğuna bastı? Onu öğrenmeye. He? Dur bakalım, hemen heyecanlanmayalım. Bakalım bu şişki ağzımdan bir şey çıkacak mı? Çıkartırız evelallah. Salih, sende böyle bir tuhaf bir şey var. Nerede büyüdün sen? Nereden çıktı bu şimdi? Ne bileyim, sokak adamı gibi oluyorsun bazen. Gözün dönüyor. Bak içeride de oldu biraz önce. Karşındaki adamın kalıbına göre konuşmaya başladın hemen. O ki var Salih. Gitti, yerine Külhan Bey'e bir adam geldi. Ama iyi bir şey bu. Avukatlık için iyi bir şey. Fevkalade. Siz mi kullanacaksınız Hakim Hanım? Aman yok. Buyurun. He? Buyurun, buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dün gece katakuliye getirdin. Meyhanede hesabı sen ödedin. Keza bugün de öyle. O yüzden bunlar bende. Neden bu kadar mühim senin için? Bir anlayabilsem. Öyle işte. Mühim benim için. Peki. Peki? Bu benim senden duymaya hiç alışık olmadığım bir kelime. Bu gece çalışabilecek miyiz? Bu gece babamla Neşe'yi kandırmam zor artık. O yüzden eve gitmem lazım ama yarın mesaiden sonra çalışabiliriz. Neşe yeğenin mi? Bende de var bir tane zıpır. Ya. Görmeyince burnumda tütüyor kerata. Aynen. Kendi çocuğum olsa herhalde bu kadar severim gibi geliyor. O farklıdır herhalde. Anne baba olmak. Canından bir parça. İnsan her şeyi yapar herhalde uğruna. Doğru. Neyse. Profiterollerimiz de bitti. Ben tutmayayım seni artık. Dün görmek isteyip de göremediğim biri vardı. Belki ona gitmek istersin. Bu saatte zor biraz. Pardon, hesabı alabilirim. Hesabınız efendim. Ödendi mi? Ya Salih, ne ara ödedin? İnanmıyorum ya. Salih Bey. Günaydın. Hakim Hanım. Günaydın avukat bey. Dosyaları yanımda getirdim. Dün gece çalıştım biraz, ilginç şeyler yakaladım. Süleyman abi Adalet Komisyonu'na gitmek için bir dilekçe hazırlamış. Ne manaya geliyor bu? Demek ki adliyedeki birini görevden aldırtacakmış. Şüphelendiği biri varmış yani. Ben şimdi odama çıkıyorum. 10 dakika sonra sizi de bekliyorum. Salih Bey. Şimdi Çişki Ağzı'nın ifadesini alan polisi çağırttım. Bakalım neler anlatmış. Konuşmuş mu? Gel.
Hakim Hanım. Evet, getirdiniz mi ifadeyi? Maalesef hayır. Neden? Kazım Davut dün gece kumarhanede öldürülmüş.